Evet arkadaşlar, öncelikle SPK'nın yasal uyarısını hatırlayalım. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibarettir. Hiçbir hisseyi veya enstrümanı al sat tut tavsiyesi kesinlikle değildir. Almak satmak tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Bunu öncelikle hatırlatmak istedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, merhabalar. En güzel günler, en güzel Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. 101. yaşını kutladığımız Cumhuriyet Bayramı'nda en içten duygularımızla, hürmetle kutluyoruz ve karşılıyoruz. Şimdi arkadaşlar, şimdi endeksi anlatacağız. Endekste Cuma günü gerçekten çok ama çok önemli. Onu da size önemini anlatacağım. Ne yapabiliriz, ne edelim, ne yapalım? Yani biraz bir toparlanma süreci vardı. Evet vardı. Onunla alakalı olarak da küçük bir video çekeceğiz. Bir de WhatsApp grubumuza katılmak isteyen çok insanlar var. Bir miktar, bir kısım, yani ortalama bir 50 kadar bir kişi WhatsApp grubumuzda alacağız. Çünkü fazla alamıyoruz. Çünkü birebir ilgilendiğimiz için birebir telefon görüşmesi, birebir hisselerine bakma gibi çalışmalarımız ve paylaşımlarımız olduğu için o yüzden fazla alamıyorum. Onu da özellikle belirteyim. Sadece şu bir haftalık, 3-4 günlük hatta süre zarfında WhatsApp grubumuzda alacağız. Yani önümüzdeki pazar gününe kadar WhatsApp grubumuza katılmak isteyenler katılabilir. WhatsApp grubu iletişim hattında şimdi birazdan sizlerle paylaşacağım. Gelelim endeksimize. Geçen hafta ne olmuştu? Önce ona bakalım. Geçen hafta ne oldu? Özellikle dün yarım seans bir işlem gördük ve fena değildi. Yani düşük işlem hacmi, 25 milyar TL'lik bir işlem hacmiyle biraz pozitif yönlü bir kapanış yaptık. Fena değildi. Bugün Cumhuriyet, 29 Ekim tatil, 3 günlük bir endekste süre kalıyor. Geçen hafta ne oldu? Akbank'ın bilançosu geldi. Fena değildi. Yani fena değildi. Bir hissede bir yukarı hareket oldu ama sonra piyasayla birlikte o da bir miktar geri geldi. Ondan sonra Türk Traktör'ün bilançosu geldi. Bu önümüzdeki ay, Kasım'ın 20'sine kadar galiba, tam şu anda tarih aklıma gelmedi. Bütün bilançolar gelecek. Yani her gün, özellikle önümüzdeki hafta çok fazla bilanço geleceği için bilanço bazlı hisselerde hareketler görebiliriz diye düşünüyorum. Arçelik'in bilançosu dün geldi. Çok kötü geldi. Yani 5 milyar eski parayla 5 kantrilyon gibi bir zarar açıkladı. Yani acaba stopaj vergisi mi gelecek? Yani ihraca yapıyor, ithalat yapıyor. Onlar ayrıca bir vergi mi alınacak korkusu ile birlikte de hisseyi de tekrardan aşağıya bastılar. Bayağı bir geri geldi. Yani hisse, Arçelik ise şu an alınır mı? Bence alınmaz. Pozisyon onlar ne yapabilir? Zarardaysa koruyabilir. Çünkü sağlam ve güçlüyse orta vadede tutulabilir. Ama yeni pozisyon açmak için Arçelik'te bence biraz dikkatli olmak gerekir. Çünkü dalgalı seyirlere açık bir şekilde gözüküyor. Ondan sonra hangi bilanço geldi? Türkiye Sigorta geldi ve TAV Havalimanları geldi. TAV Havalimanları gayet güzel geldi. Tur Sigorta'da, Türkiye Sigorta'nın da bilançosu çok iyi geldi. Ve hisselerde de bu hareketleri zaten hep birlikte gördük ve yaşadık. Cuma günü, yani yarın çarşamba endeksimiz açılacak. Çarşamba günleri ay sonu olması nedeniyle, kontratların kapatma nedeniyle bir miktar yarın özellikle dalgalı seyirlerin olacağını size hatırlatalım. Yani terste bırakmayı da borsa çok iyi sever. Bir bakarsınız eksi bir, bir buçuk, bir bakarsınız artı iki de olabilir. Yarın ben endekste dalgalı sürecin olacağını düşünüyorum. Cuma günü, gelelim Cuma'ya. Cuma günü S&P Türkiye'nin yani birçok Avrupa devletlerinin de kredi derecelendirme kurumunda not verecek. Yani bizim de öyle 2 puan falan öyle artış beklemiyorum. Yani belki bir tık puanımızı artır, gönlümüzü durağında tutabilir. Bu da borsamız üzerinde herhangi bir pozitif yönlü ben bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Ha, artırmaz, pas geçer. Düşürürse tabii ki borsamızda sert düşürür ama olur diye düşünüyorum. Ama öyle bir şey olmayacaktır. Bir tık artıracak, o kadar. Fazla borsa etkisine yok. Cuma günü S&P dedik. İkinci ne? Cuma günü bizim enflasyon gelecek. Bu enflasyon gerçekten çok ama çok önemli. Neydi bu? Geçen ay ne geldi? 4 civarında geldi ve bir yüksek geldi. Bu aylık enflasyon. Şimdi bu ay ben bir miktar da olsa düşüş bekliyorum. Yani
3.30, 3.20 gibi bir enflasyonda bir düşüş bekliyorum. Yani 3'ün altında olursa çok iyi bir endekste artı 2, 2.5 bile gidebilir. Eğer 3'ün altında gelirse enflasyonumuz, ben sert bir yükseliş borsada beklerim. Ama benim tahminim 3-3.30, bu da iyidir. Ama 4'ün üzerinde gelir ise eğer enflasyon cuma günü, o zaman borsamızda sıkıntılı süreç başlar. Açık ver. Çok sıkıntılı olabilir. Onun için nereye kadar gelebilir, ne olabilir endekste? Şimdi endeksi bir açalım ve oraya bir bakalım. Nereye kadar gelebilir ve ne olur endeksimiz? Şimdi onu bir açalım. Ha şimdi burayı açmışken de arkadaşlar, WhatsApp iletişim hattımız burası. Eğer WhatsApp grubuna katılmak isterseniz küçük de bir ücreti vardır. Eğer katılmak isterseniz düşük bir ücret tutuyoruz zaten elimizden geldiği kadar. İki kişinin oturup bir öğlen yemeği fiyatı kadar bir ücretimiz vardır bir aylık. Bir ay denersiniz, bakarsınız, katılmak isterseniz, işinize gelirse devam edersiniz, işinize gelmezse devam etmezsiniz. Herhangi bir şartı, şurtu, pırtı yoktur. Bu kadar basit. 546-203-1646'ya mesaj atın. Mesaja en kısa sürede size dönülecek ve gerekli bilgiler verilecek. Yani hisse portföyünüze bakılacak, doğru ve yanlış hisse dolup olmadığınız anlatılacak ve yeni hisselerde eğer pozisyon almak isterseniz onlar da size anlatılacak. WhatsApp iletişim hattımız burasıdır. Gelelim endekse. Şimdi endekse baktığımız zaman arkadaşlar, şunu kenara çekelim biraz. Evet, şurayı da kaldıralım. Kaldıralım arkadaşlar. Şunu da kaldırayım. Yani gözümüzü yormasın. Şimdi endekse baktığımız zaman bu günlük grafik arkadaşlar. Günlük grafik. Yani kaçı görmüştük? 8.644. Ben de demiştim 8.886'nın altına sarktık ama çok çabuk bir şekilde endeksi toparladık. Eğer endeksimiz enflasyon kötü gelir ise, endeksimiz kötü gelir ise, yani bu seviyeye kadar sarkacaktır. Yani 8.644'e kadar endeksimizde hızlı sert düşüş görebiliriz. Yani çarşamba, perşembe, cuma günü buraya kadar geri gelme olabilir. Ama cuma günü iyi geldiği zaman S&P ile birlikte de enflasyonun düşmesiyle birlikte de ben tekrardan hızlı bir yükseliş. Önce buralarda yatay, çarşamba aşağıya, perşembe yatay. Cuma günü buralara kadar iyi bir endeks enflasyon gelirse buralara kadar da bir hareket olabilir. 9.340 seviyesine kadar da hareket beklenebilir ama ondan önce gitmemiz gereken şurada 50 günlük hareketleme ortalamamız olan 9.031 seviyesi var. 9.031 seviyesini belki perşembe günü test edebiliriz. Çarşamba dalgalı olacağını söylüyorum. O çarşamba da görebiliriz ama yani şöyle baktığımız zaman RSI'da bir güzel bir hareket görüyorum. Yani yönünün yukarı olduğu ve bir toparlama sinyali olduğu bize RSI'da ve MACD'de zaten burada gözüküyor. Ama diğer indikatörümde henüz onay gelmemiş. Yani günlükte ala geçmemiş. Ama saatlik ve 2 saatlik grafiğe baktığımız zaman ise bak bu bizim için önemli. 2 saatlik grafik şunları bir temizleyelim. Bu kısa vade, 2 saatlik kısa vade indikatörümüz. Şöyle alalım arkadaşlar. Bir saniyenizi alacağım şimdi. Şöyle aldığımız zaman arkadaşlar, hemen 2 saatte aldığımız zaman bütün indikatörlerin ala döndüğü bir pozisyonla karşılaşıyoruz. Bakınız. Yani burada ala dönmüş, burada ala dönmüş, burada ala dönmüş, burada ala dönmüş. Tamam arkadaşlar. Yani saatlik grafiğimiz gayet güzel çalışıyor. Şu anda herhangi bir problemin olmadığı gözüküyor saatlik grafikte. Güzel. Bir problem yok. Ve alda. Ne zaman sata döner diye baktığımız zaman şu al verdiği yerden benim indikatörüm otomatikmen sata döner. Yani 8.780 seviyesinden sat sinyali tekrardan bize vermeye başlar. Bu da çarşamba günü yukarı aşağı hareket olacağı için ben çarşamba günü burada bu hareketi bekliyorum. Onu özellikle belirtmiş olayım. Eğer çarşamba günü 8.900, şu anda kaç? 8.945. Şurası üzerinde çarşamba günü kapatır isek, yani 8.942, 8.945 yatay seviyede buralarda kapanışı yapar isek yarın hızlı bir yükseliş perşembe gününe beklerim. Yani enflasyonun düşük geleceği sinyalleri almış olur ve 9068 saatlik grafikte, 2 saatlik grafikte 9068'e kadar hareket ve cuma gününü endeks beklemeye başlar. Cuma günü ne olacak diye beklemeye başlar ve cuma günü eğer enflasyon hızlı bir şekilde düştüğünü görürsek, bu defa şurada bizim daha önceden direnç noktamız olarak gördüğümüz yer
9277'yi de test edeceğimizi düşünüyorum saatlik grafikte. Bunu asla unutmayın. Şimdi durum bundan ibaret. Yani tekrardan WhatsApp numaramızı şuraya yazayım şu anda. Yeni izleyenler, açanlar olabilir. WhatsApp iletişim hattımız 0546 203 1646. WhatsApp iletişim hattımız, bilginiz olsun arkadaşlar. Bunu özellikle sizlere de paylaşmış olayım. Tamam arkadaşlar. Şimdi endeksi bu şekilde söyledik. Cuma günü, yani cuma günü gerçekten borsalar için önemli. Bizim borsa için çok önemli. Yani biz de şimdi İsrail'in İran'la olan münasebetinden de dolayı da bir vurdu. İran tekrardan buna karşılık vermeyeceğini zaten söyledim. Kısa vadede vereceğini düşünmüyorum. Bir de Hizbullah'ın başına Hizbullah lideri öldürdükten sonra yeni bir kişi geldi. Şu anda da Hizbullah tarafından İsrail'e füzeler atılmaya başlandı. Şu anda canlı görüyorum. Siz videoyu izledikten sonra belki bitecek ama şimdi İsrail'de bu yeni seçilen Hizbullah liderini öldürmek için istihbarat toplamaya başlamıştır. Benim kendi fikrim ve onu da en kısa zamanda etkisi hale getireceğini düşünüyorum. Şehit edeceğini düşünüyorum. Onu da özellikle belirteyim. Çünkü ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir İsrail'le karşı karşıyayız. Yani söyleyeceğim şimdi kısa ve öz ve net olarak söylüyorum. Fazla lafı dolandırıp uzatmaya gerek yok. Önümüzdeki hafta bilançolar hızlı bir şekilde gelecek ve hisse bazlı hareketler ne olacağını tekrardan sizlere hatırlatmak istedim. Görüşürüz. Hoşçakalın.